diyor. Piyasaya bakış devam ediyor. Bu bölümde ALB Forex analisti Enver Erkan'la birlikte piyasaları konuşacağız. Enver, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Öğleden sonra günün ilk yarısından farklı bir tablo var içeride. Evet. Hem kur biraz yükseldi hem de borsaya satış geldi. Borsayla başlayalım istersen. 1000 puanın üzerinde bir düşüş var. Dünkü düşüşün ardından bugün bir yukarı yönlü hareket yaptı borsa. Endeks 88.500'leri gördü. Şimdi 86.600'lere dönmüş gözüküyor. Bir toparlanma olacak mı diye baktık dünkü düşüşün ardından. Devamı gelmedi sabahki hareketin. Neye bağlıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii şimdi hikayeyi şöyle bir özetlemek gerekirse. Dün merkez bankalarını takip ettik hem içeride hem dışarıda. İçeride Türkiye Merkez Bankası herhangi bir aksiyon almadı ve temkinli duruşunu devam ettirdiğini gösterdi. Dışarıda ise Fed'den açıkçası çok sürpriz bir şeyler gelmedi. Zaten aradaki 3 haftalık süreç içerisinde son toplantıdan Amerika verilerinde bir olumsuzluk söz konusuydu ve zaten bu tutanaklar bu verilerden önceki dönemde gerçekleşmiş bir toplantıya aitti. Yani güncel değildi her şeyden önce. Ki bu güncel olmayan toplantıda bile Haziran'da faiz artışı olasılığının düşük olduğu algısını piyasalar ortaya çıkardı. Aradan geçen 3 hafta içerisinde verilerde olumsuz geldiği için Fed Haziran'da faizi arttırmaz beklentisi piyasalar tarafından fiyatlandı. Ve genel duruma baktığımızda zaten şu anda ya Eylül ya da 2016'nın seçenekler olduğunu görüyoruz. Borsa İstanbul'daki yansımalara bakacak olursak, Borsa İstanbul'da özellikle son dönemde olumsuz gelen Amerika verileriyle beraber kur gevşeyince yukarı yönlü hareketlerde biz 89.000-90.000 seviyelerine yakınsayan bir Borsa İstanbul endeksi görmüştük. Ancak mevcut durum içerisinde baktığımız zaman 87.500 üzerinde çok fazla kalıcı olamayan bir endeks söz konusu oldu ve önemli direnç noktalarından şu anda bir dönüş gerçekleştiğini, bir kar realizasyonu gerçekleştiğini görüyoruz. Ki yani bu kar satışı olarak yorumlanabilir. Şu anda öyle yorumlanabilir. Ancak diğer taraftan baktığımız zaman özellikle yurt içi risklerin elemine olmadığını görüyoruz. Buradaki en önemli riskler de zayıf makro veriler. Yani piyasa hareketleri ekonomi tarafından desteklenmiyordu bundan önce. Dolayısıyla içi çok doldurulamayan hareketlerdi ve bu nedenle çok bir kalıcılık sağlayamadı aslında. Şu anki duruma bakacak olursak yukarıdaki direnç noktaları test edildikten sonra 87.500'ün üzerinde bir tutunma gerçekleşmezse eğer Borsa İstanbul'da biz satışların 85.000 seviyesine kadar uzanmasını bekleyebiliriz. Burada tabii ki kur ve faiz önemli iki parametre. Kur 2.60 seviyesi üzerine çıkarsa bu bir risk oluşturur. İkinci önemli risk tahvil faizlerinin, gösterge tahvil faizinin %10 seviyesinin üzerine çıkması. Hafif bir yukarı yönlü hareket var şu anda tahvil faizine baktığımızda ve aynı zamanda kur tarafına baktığımızda. Kur 2.57 seviyelerin aşağısına doğru gevşemişti. Şu anki durumda 2.58.50 yine hafif bir yükseliş var. Genel durum itibariyle kur ve tahvil tarafı olumlu görünümünü devam ettiremezse bunun Borsa İstanbul'a da yansımalarını görebiliriz. Biraz daha burada yurt dışı veri kaynaklı olarak düşünmemiz lazım. Çünkü yarın Amerika'dan gelecek çok önemli TÜFE verileri söz konusu olacak. Ve bu veriler eğer ki beklenti üzerinde gelirse Borsa İstanbul'da da bir handikap yaratması söz konusu olur. Evet, BIST endeksi dünkü düşüşün ardından güne iyi başladı ama devamını getiremedi. İkinci seans işlemleriyle birlikte Borsa İstanbul'a baktığımızda 86.000 seviyesine doğru bir dönüş var. 86.500'e kadar endeks geriledi. Orada biraz destek bulmuş gözüküyor. Şu anda %1'in üzerinde bir kayıp var. Bu arada bankacılık sektörü öncülüğünde son iki günde bir düşüş var. Evet. Zaten bankalardaki toparlanma da endeksi desteklemişti. Tabii. 88.000 hareketinde. Bankalar öncülüğünde. Şimdi düşerken tekrar 2500 puanlık bir düşüş var ama bugün sanayi endeksine de bir satış geldiğini görüyoruz. BIST sanayi endeksi de yine %1 civarında değer kaybediyor. Dolayısıyla endeksin bu seviyelere dönmesinin nedeni hem bankalara hem de banka dışı hisselere gelen satışlar gibi gözüküyor. İzleyeceğiz. İstersen bir dolar TL'ye dönelim. Az önce dedin ki borsadaki yön açısından kur hareketi ve faiz önemli. Faizde bir miktar kıpırdanma var ama dolar TL'de bugün iyi bir açılış gördük. 2.56'lara doğru bir hareket yaşandı. Devamı gelemedi gibi gözüküyor ama Türk lirasının güçlü kalabileceği beklentisi FED tutanaklarının ardından sürüyor sanki. Yorumlar da böyle. Sizin beklentiniz nedir Enver? Tabii şimdi genel itibariyle baktığımız zaman kurda hafif bir yukarı yönlü hareket son hafta içerisinde yaşanmış olsa da geçtiğimiz hafta yaşanan büyük düşüşü geri almayan bir hareketlenme olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şu anki durum içerisinde bu durumu tersine çevirmemiş olduğu için kur halen
negatif bölgede kalmaya devam ediyor. En azından kısa vade için. Ancak uzun vadede yukarı yönlü trend hareketinin devam ettiğini ve yukarı yönlü trend hareketinin alt bandına yakın bir yerlerde olduğumuzu yani da söyleyebiliriz. Uzun vadede yukarı yönlü trend hareketinde bir değişiklik yok şu anda. Tabii ki bir değişiklik yok ve burada önümüze aslında iki tane çok önemli seviye çıkıyor. Piyasanın uzun vade için alım fırsatı olarak kullanabileceği. Bunlardan bir tanesi 2.55, diğeri ise 2.50 olarak önümüzde. Şu anda 2.55 desteğine daha yakın olduğumuz için burası tabii biraz daha fazla ön plana çıkıyor. Küresel bazda baktığımız zaman dolarda bir değerlenme süreci, en azından bir toparlanma süreci bu hafta içerisinde biz gördük. En azından FED tutanaklarından önce. Genel durum itibariyle dolar endeksinde tekrar 95 seviyesi üzerine çıkmış olduğunu görüyoruz. Bu önemli bir durum çünkü dolar endeksinde de teknik olarak 95 seviyesi tekrar 100 seviyelerine doğru bir hareketlenme olabileceğini gösteriyor. Bu durum içerisinde önemli olan Amerika'dan gelecek veri akışı. Özellikle yarınki TÜFE verileriyle başlayan süreç ve sonrasındaki veri setinin de herhangi bir düzenli olup olmayacağına bakacağız. Evet, eğer yarın bir ki, de yarın konuşması var, evet, ama o akşam saatlerinde. Akşam saatlerinde olacak. Biraz daha piyasa etkisinin sınırlı olmasını bekleyebiliriz. Ancak FED tutanaklarına göre daha güncel bir konuşma olacağı için yine tabii ki önemli olacak. Oradan verilecek sinyaller. Ki zaten Yellen'ın da 2015 yılı içerisinde faiz artışı olacak dediğini de hatırlatmak lazım. Yani bir anlamda... Geçen sene söylemişti, sonra tabii biraz ki, toparlamışlar. Tabii ki. Orada tabii ki bir anlamda unutulmadı. Bir kredibilite test ediliyor yine o şekilde söylemek gerekirse. Diğer yandan baktığımızda özellikle TL bazında olan fiyatlamaların da biraz bu aşağı yönlü harekete katkıda bulunmuş olduğunu söyleyebiliriz. Yani hem küresel bazda zayıflamış olan dolar hem de TL bazlı fiyatlamalar. Tabii ki bir para girişi olduğundan söz ediliyor. Bunun tabii ki olup olmadığını, olduysa da ne kaynaklı olduğunu biraz daha ödemeler dengesi bilançosunun içindeki alt kalemlerden anlaşılabilir ilerleyen dönem içerisinde. O tabii ki kesinliği olan bir bilgi değil. Şu anki durumda 2.55 önemli bir destek. Dolar TL'nin 2.55'i görmesi sürpriz olmaz. Ancak 2.55 sonrasında tekrardan yukarı doğru bir atak yapması da yine sürpriz olmaz. 2.60 tekrardan geçilirse tekrar bir yukarı yönlü eğilim güç kazanır ki burada yeniden 2.70-2.75 seviyelerinin hedef olarak kur içerisinde göründüğünü söyleyebiliriz. Mevcut durumda şu anki yukarı aşağı yönlü hareket yukarı yönlü trend içerisindeki bir düzeltme dalgası olarak görünüyor. O yüzden uzun vadeli grafikleri incelemek, resmin tamamını görmek ve dikkatli olmak lazım şu anki süreç içerisinde. Dolar TL biraz belirsiz bir süreç içerisinde, ancak yukarı yönlü eğilim her zaman olabilir. Yukarı yönlü potansiyeli her zaman söz konusu, evet, olabilir. Destek olarak 2.55-2.50 seviyeleri yatırımcıların dikkat edeceği noktalar olmalı. Yukarıda da 2.60 aşılırsa o zaman tekrar 2.70'lere doğru beklentiler gündeme gelebilir. Şu an 2.59'ların zorlandığını görüyoruz dolar TL'de. Euro dolara dönelim. Orada da 1.11 seviyesinin üzerinde yatay bir seyir var bugün. Euro geçen hafta ve bu haftanın başında iyi bir performans yakalamıştı. Ama 1.14'lerin üzerinde kalıcı olamadı. Avrupa tarafından gelen açıklamalar da Euro'yu zayıflatmış gözüküyor. Paritede yükseliş beklentileri yine de korunuyor mu? Yani bu 1.11 ile 1.10'lu seviyeler için ne düşünüyorsunuz? Tabii genel itibariyle baktığımızda kısa vadeli yükseliş trendi itibariyle 1.11 seviyesini henüz aşağı yönlü tam anlamıyla kıramamış olduğumuzdan teknik olarak yükseliş mümkün. Bu biraz da tabii ki dolardaki hareketlenmelere bağlı ve aynı zamanda Euro bölgesinden gelecek haber akışına bağlı. Çünkü özellikle 1.15 seviyesinden süre gelen bu düşüşe bakacak olursak, bu düşüşe denk gelen haber akışının Avrupa Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamalar olduğu görülüyor. Şöyle bir hikaye özetleyelim. Gelen bazı olumlu verilerle acaba Avrupa Merkez Bankası tahvil alım programını daha erken sonlandırır mı beklentisi oluşmuştu. Ancak Benoît Kor çıktı, dedi ki yaz aylarında likidite sıkışıklığı yaşanabilir. Biz Mayıs ve Haziran'da tahvil alımlarını arttırmayı düşünebiliriz. Bu şekilde bir açıklama Euro'daki bir algıyı genel itibariyle yerle bir etti diyebiliriz. Çünkü burada bir anlamda şunu da ön plana çıkarmak gerekiyor. Avrupa ekonomilerindeki düzelme zannedilenden erken değil. Daha zamana yayılacak bir düzelme olacak. Yani biz burada bir toparlanma göreceğiz. Büyüme görünümünde, ekonomi görünümünde. Ancak bu çok daha uzun vadeye yayılacak bir durum. Euro bölgesi üzerindeki risklerden bir tanesi de Yunanistan.
Özellikle bugün Riga'da yapılan görüşme oldukça önemli Avrupa liderlerinin. Burada bir anlamda Yunanistan için son virajlar dönüyor. Çünkü Haziran ayında 4 tane IMF ödemesi var ve bunlardan ilki 5 Haziran vadeli. Bu ödemeyi yapamama ihtimali ve temerrüde düşme riski var Yunanistan'ın. Bu Euro üzerinde önemli bir handikap. Avrupa tarafında tahvil faizlerine baktığımızda kenar ülke olarak nitelendirdiğimiz İspanya, İtalya, Yunanistan tahvil faizlerinde bir yukarı yönlü eğilim söz konusu oldu ve merkez ülke dediğimiz Almanya, Fransa tahvil faizlerinde bir aşağı yönlü hareket var. Bu bir stres fiyatlamasıdır. Bu stresin Euro'ya da yansımalarını bekleyebiliriz. PMI verilerinin yukarı yönlü hareketi biraz kısmi kaldı bugün. Dolayısıyla anlamlı bir toparlanma sağlayamadı. Şu anki durum itibariyle bu kısa vadeli yükseliş trendinin devam edebilmesi için 1.15 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor euro doların. Burada da 1.15-1.18 bandı içerisine girecek bir euro dolar görebiliriz. Tabii ki dolar endeksi yeniden değerlenme sürecine girmezse burada Amerika'dan gelecek veriler de oldukça önemli olacak ki 1.10 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa biz yeniden uzun vadeli düşüş trendi kanalı içerisine gireriz ki buradaki fiyatlamaların da 1.05'e kadar uzandığını görüyoruz. Evet, 1.10 seviyesinin altını FED istemiyor gibi gözüküyor yani Amerika tarafı. Tabii 1.15'in öyle. Üstünü de Avrupa Merkez Bankası istemiyor. Dolayısıyla hani makul nedir? 1.11-1.15 aralığında kalabilecek bir euro dolar paritesi sanki. Bakalım izleyeceğiz. Yani dediğin gibi ne olacak? Amerika tarafındaki veriler ve Avrupa tarafındaki gelişmeler. Buradan istersen emtiaya dönelim. Altına bakalım. Altında 1200 dolar seviyesinin üzerinde bir fiyatlama var. Ama 1230 dolarlar görülmüştü. Oralarda kalıcı olamadı altın hareketi. FED tutanakları da yeni bir hareketlilik yaratmamış gözüküyor. Nedir son altın yorumunuz, beklentiniz? Tabii genel itibariyle zaten FED tutanakları sonrasında yaprak kımıldamadı diyebiliriz piyasalardaki. Altındaki yukarı hareketin de kalıcı olmadığını görüyoruz. Bir anlamda dolar endeksindeki güçlenme de bu geri çekilmede biraz etkili olmuş görünüyor altın tarafında. Ancak geniş resimde bakacak olursak 1200 seviyesinin üzerine tutulması da teknik açıdan bir olumluluk getiriyor altına. En azından şu anki durum içerisinde biz 1200-1220 bandının içerisindeyiz ki bu kısmi olarak yukarı yönlü bir bant aralığı olarak görünüyor. Daha önce konsolide olduğumuz bant aralığının 1200-1180 bant aralığı olduğunu düşünürsek. Şu anki durumda altın oldukça kritik bir yerde görünüyor. Çünkü uzun vadeli bir grafiğin içine baktığımızda şu an henüz konsolidasyon bölgesinin içerisindeyiz. Ancak özellikle 50'lik hareketli ortalamanın yukarı yönlü kırılması durumu gerçekleşirse biz altında 1300 seviyesine doğru bir fiyatlama da görebiliriz. Şu an burada önemli olan fiyat aralıkları 1200-1250 ilk yukarı yönlü hareketin yaşanabileceği band ki 1250'nin yukarı yönlü kırılması da 1300-1320 seviyelerine doğru olan bir hareketi destekleyecektir altında. Burada önemli olan unsurlar şunlar. Dolar endeksi. Dolar endeksi eğer gevşeme eğilimine girerse altını destekler. Küresel faizler, özellikle Amerikan 10 yıllık bono faizi ki oradaki hareketlenmelerin de genellikle Fed beklentileriyle şekillendiğini belirtmek lazım. Ve aynı zamanda küresel risk iştahı ki altın risklerden de beslenebilir ki bu durum içerisinde özellikle belki Yunanistan kaynaklı bir riskte biz hem aynı anda değerlenen bir altınla dolar da görebiliriz. Böyle bir ihtimal de var eğer ki altın risk iştahından beslenirse. Şu anki durum içerisinde 1200 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı takdirde altında yukarı yönlü eğilim her zaman mevcut olabilir. Ancak burada 1220 üzerinde kalıcılık sağlaması lazım. 1220 aşağı yönlü kırılırsa tekrardan bir konsolidasyon bandı 1200-1180 arasında dalgalanan bir altın izleyebiliriz. Evet, içeride de gram altının fiyatı 100 lira seviyelerine yaklaşmış durumda. Bunu da aktaralım. 100 liranın hemen üzerinde bir gram altın fiyatlaması var bugün itibariyle. Evet, petrol fiyatlarına dönelim. Bugün Amerikan ham petrolünde bir miktar yukarı yönlü hareket, hatta güç kazanan bir yukarı yönlü hareket. Brent petrolde de bir artış görüyoruz. Brent petrol zaten 65 doların üzerinde. Son bir aylık harekete baktık biz. Hani Nisan ayının ortasından itibaren Brent petrolün fiyatı 60 doların altına gelmemiş. 60-70 dolar aralığında bir hareket var. Yani bu 30 gün içerisinde diyelim, 15 Nisan'dan itibaren çok ciddi bir düşüş görmüyoruz. Ama yükselişlerde 70 dolarlara yaklaştıkça zayıflıyor gibi gözüküyor. Biraz sanki bu bölgede mi yatay harekete girecek petrol Brent tarafında? Ne düşünüyorsunuz petrol tarafındaki gelişmelerle ilgili olarak? Tabii genel durum itibariyle bakacak olursak özellikle Brent tarafında yükselişlerin 70 dolara doğru yaklaştıkça satışlarla karşılaştığını bir anlamda doyuma ulaştığını görüyoruz.
Bizim genel beklentimiz zaten 2015 yılı içerisinde 60-70 dolar aralığında denge bulacak bir Brent petrol fiyatı. Diğer taraftan özellikle bazı riskler, özellikle Amerika üretiminin azalması, oradaki sondaj kulelerinin azalması, işte son gelen stok verilerindeki eksi yönde değişimler. Diğer taraftan Suudi Arabistan'ın Yemen'de düzenlediği operasyon, bunun yarattığı riskler, petrolde yukarı yönlü hareket, yukarı yönlü eğilimin halen canlı kalmasına neden olan unsurlardan bir tanesi. Ancak genel itibariyle baktığımız zaman teknik içerisinde oluşan çift tepe formasyonuyla beraber, eğer ki 65 dolar üzerinde kalıcılık sağlayamazsa Brent petrol, burada bir aşağı yönlü hareketlenmenin olabileceğini de görüyoruz. Ki bunun ilk durağı 60 dolar olacaktır Brent için. Amerikan ham petrolü için de 55-50 dolar aralığına doğru bir hareketlenme görmemiz söz konusu olabilir. Tabi burada Amerikan üretimi azalıyor, ancak Amerika dışı üretimde halen yukarı yönlü trend devam ediyor. Özellikle OPEC üretimi burada önemli bir parametre olarak önümüze çıkıyor ki 5 Haziran'da OPEC toplantısı var. Az bir süre kaldı değil mi? Evet, ki üretim kotasında herhangi bir değişim beklenmiyor ki OPEC üyelerinin zaten kendi pazar payları konusunda ne kadar hassas olduklarını ve bu konuda ne kadar düşük fiyat seviyelerini göze alabileceklerini daha önceki fiyatlamalarda, daha önceki konjüktür içerisinde zaten test etmiş durumdayız. Burada bir parantezde İran'ı tabii ki açmak gerekiyor. 5 artı 1 ülkeleriyle görüşme halinde İran. Şu an nükleer müzakerelerde bir anlaşmaya varıldı ve metnin son şekli verilmeye çalışılıyor. Bu tabii ki petrol fiyatlarında hareketlenme olabileceği açısından oldukça önemli ki İran oldukça önemli bir oyuncu. İran üretimini buna göre arttıracak ki biz açıkçası İran'ın küresel arz fazlasına katkıda bulunduğu bir dönem içerisine girersek petrolde aşağı yönlü hareketlenme görmemiz de olası olur. Şu anki durumda biraz bant aralıkları üzerinden bakmak lazım. Çünkü 65-70 Brent petrol üzerinde pozitif bir bant aralığı olarak görülüyor. Belki marjinal fiyatlamalar 75 dolara doğru, eğer ki jeopolitik riskler çok piyasada ağırlık kazanırsa mümkün olabilir. 65-60 dolar önemli bir konsolidasyon bandı. 60 dolar aşağısında da satış baskısı görmemiz mümkün olur. Evet, petrol fiyatlarında yükseliş eğilimi var. Bugün harekete baktığımızda 66 dolarlar seviyesine yaklaşan bir Brent petrol var. Amerikan ham petrolünde de yine 60 dolar civarında bir seyir var. Aradaki 6-7 dolarlık fark korunuyor. Henüz orada bir değişiklik söz konusu değil. Biraz sonra Amerika tarafında veriler gelecek. Konut verileri açıklanacak. Öncü endeks, öncü göstergeler endeksi açıklanacak ama yarın önemli enflasyon verisi var. Son dönemde Amerika'da hedeften uzak bir enflasyon görünümü görüyoruz. Dolayısıyla hani son enflasyon verisi nasıl bir sinyal verecek piyasalar için önemli olacaktır. Biz de izleyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Enver Erkan katıldığın için, değerlendirmelerin için. Bu arada borsaya da bir bakalım. İkinci seans işlemlerinde endekste zayıf bir görünüm var demiştik. Bu görünüm çok fazla değişmedi. Seansın kapanmasına da kısa bir süre var. Yaklaşık 1290 puanlık bir düşüş görüyoruz BIST endeksinde. Bankacılık endeksi %2'ye yakın değer kaybederken sanayi endeksinde %1'in üzerinde bir değer kaybı var ikinci seans işlemlerinde. Biraz faizlerde kıpırdanma olduğunu söylemiştik. 9.61 seviyeleri dikkat çekiyor gösterge tahvil faizinde. Borsaya da bir miktar kar satışı getirmiş gözüküyor bu gelişmeler. Bakalım bugünü nasıl kapatacak BIST endeksi. Kapanışta gelişmeleri aktaracağız piyasaya bakışta. Ama öncesinde biraz sonra son baskı ekrana gelecek. Saat 17.40 itibariyle piyasa kapanırken tekrar birlikte olacağız.